Herkese merhabalar. Bu videoda Forza Horizon 4 DualSense Adaptive Triggers özelliğini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Daha önce bunu denememiştim. Şimdi videoda sizlerle ilk defa deneyeceğim. Öncelikle DualSense X uygulamasına girmemiz lazım. Bu uygulamayı başka bir videomda detaylıca anlattım. Eğer izlemediyseniz önce onu izlemenizi öneririm. Buraya girdikten sonra Games kısmına geliyoruz ve Forza Horizon 4 ve 5 için burada bir mod var. Buraya gelip modu göster diyoruz. Buraya geldikten sonra aşağı inelim. Burada Forza Horizon 4 için bir tane mod var. Bunu yüklememizi istiyor. Hemen yükleyelim. Masaüstüne kaydet diyelim. Çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi bir tane uygulama açıldı. Şimdi buradan ne yapmamızı istiyor? Forza Horizon 4'ün ve Motorsport 7'nin, eğer tabii bu yüklüyse, ben şu anda Forza Horizon 4 için konuşuyorum, kontrol edildiğinden emin olun diyor. Hemen bir bakalım. Şöyle Forza tuşuna basıyorum. F tuşuna basıyorum ve Forza Horizon çıkmıyor. Hemen biraz kurcalayayım. Şu anda Forza Horizon'ı göremiyorum. Bir de Forza Horizon 4'ü çalıştırıp deneyeceğim. Umarım listeye gelir. Evet, oyunu açtım. Şimdi uygulamaya gelip şurayı bir yeniliyorum. Hemen Forza için bakıyorum ancak yine yok. Şimdilik bu kısmı es geçelim. Belki ileriki adımlarda tekrar kontrol etmemiz gerekiyor olabilir. Buradaki linke tıklıyorum. Ardından Forza DSX.zip'i indiriyorum. Masaüstüne kaydet diyelim. Bunu açıp şu Forza DSX yazanı masaüstümüze aktarıyoruz. Masaüstüne attıktan sonra burada bir tane exe dosyası var. Bunu çalıştıralım. Ve gördüğünüz gibi uygulama çalıştı. Şimdi hemen adımların devamını okuyorum. Oyuna girip bu ayarları yapmamız lazım. Hemen oyunun ayarlar kısmına girelim. Görüntü ve oynayış kısmından en aşağı inelim. Veri çıkışını açık hale getiriyoruz. Ardından hemen değerleri kontrol ediyorum. Evet, şu anda benimkiler doğru. Ben de yazan değerleri sizin de aynı şekilde yazmanız lazım. Bunu yaptıktan sonra çıkıp kaydet diyelim. Ve oyunumuza girelim. Ve evet, Adaptive Triggers şu anda çalışıyor. Hatta dip gaz verince gaz bile titriyor. Forza 4'te de bu şekilde çalıştırmayı başardık. Belki editlerken kanıt videosu koyabilirim sizler için. Evet, şimdi hemen kanıt videomuzu çekelim. Şu anda kol elimde. Araba hareket etmediği zaman, yani belirli bir süre hareketsiz kaldığı zaman şu tuş boş basıyor. Şöyle mikrofona yaklaştırayım. Ya, tuşun sesi yok. Gördüğünüz gibi herhangi bir sertlik olmadığı için. Arabayı harekete geçiriyorum. Bu tuşta da titreme var ama görebileceğinizi sanmıyorum ne yazık ki. Evet, ufak bir geri tepti, onu belki görmüşsünüzdür. Araba harekete geçtiğinde fren sertleşiyor. Şöyle hemen tuşun sesi dinlerseniz. Bilmiyorum, geliyorum ama DualSense o tuşu sertleştirdiğinde boş basarken bir ses olur. Şu an mesela yumuşadı ve ses yok. Sadece şu uca vurduğumda tık diye bir ses geliyor. Ve Adaptive Triggers düzgün bir şekilde çalışıyor şu anda. Bu da kanıt videomuzdu. Onun dışında şu liste olayını tam olarak çözemedim. Burada listede gözükmemesine rağmen çalıştı. Belki Microsoft Store'dan alınca burada gözüküyordur. Herhangi bir fikrim yok. Ancak şu anda ben Steam'de Adaptive Triggers özelliğini çalıştırabildim. Bunun dışında şu exe dosyasında kafanıza göre ayarlar yapabilirsiniz. Mesela benim şunu biraz düşürmem lazım. Burada birçok ayar var ve ne desem yalan olur. Tam olarak hepsinin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ben de deneyip öğreneceğim. Kafanıza göre kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz. Burası fren, burası gaz için. Burada da zaten herhangi bir ayar yok. Bu videomuz bu kadardı. Bana destek olmak için diyor beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.